Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi zammı ile ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gündeminde yer alan çalışmamızla birlikte sosyal devlet anlayışla emeklilerimizi enflasyonun tahribatına karşı koruyacak iyileştirmeler yapmaya devam ediyoruz ifadeleri kullanıldı. 2019 yılında 1000 Türk lirası olarak getirilen emekli alt sınır aylığı, 2020 yılında 1500 TL'ye, 2022 yılı Ocak ayında 2500 TL'ye yükseltildiği hatırlatılan açıklama şöyle devam etti, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bakanlık açıklama yaptı. 2022 yılı Temmuz itibariyle 3500 TL'ye, 2023 yılı Ocak itibariyle de 5500 TL'ye yükseltilmiştir. 5500 Türk Lirası olan emekli alt sınır aylığı tutarı, 2023, Nisan ödeme dönemi itibariyle de %36,36 ,36 artışla 7500 TL'ye yükseltilecektir. Böylece en düşük emekli maaşı Aralık 2022'ye göre, %114,3 artırılmış olacaktır. 2023 yılı Nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıklar, 7500 Türk lirası olarak ödenecek ve 8,8 milyon emeklimiz bu düzenlemeden yararlanacaktır. Emeklilerimize hayırlı olsun. 2018 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 1.000 Er Türk Lirası olarak ödenmeye başlanılan bayram ikramiyesi 2021 yılında 1100 Türk ye yükseltilmiştir yeni düzenleme ile bu tutar %82 artışla 2000 TL'ye yükseltiliyor. Emeklilerimiz hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda 2.000 Er Türk Lirası ikramiye alacaklardır. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar da dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacaktır. Emeklilerimizin bayramlarını kutlu geçirmeleri için 2018'den bugüne kadar 114 milyar Türk lirası bayram ikramiyesi ödenmiştir. 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayram öncesi Nisan ayı içerisinde, Kurban Bayramı ikramiyesi ise yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde ödenecektir. Di yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin TBMM'ye sundukları çalışmada Gazilere ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkardıklarını bildirdi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bilgin, "Düzenlememizde gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlettir ve vatana fedakarca hizmet etmiş gazilerimizin yanındadır." ifadelerini kullandı. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emeklileri Tahsis Numarasına göre her ayın 17'si ile 28 i arasında maaşlarını alıyor. Emekli zammı düzenlemesi sonrası zamlı maaşların Nisan döneminde hesaplara yatacak. SSK'lı emekliler 17-26 Nisan arasında, Bağkurlular 25-28 Nisan arasında zamlı maaşlarını alacak emekli ikramiyeleri Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ödeniyor. Bu sene Eğitil ile birlikte 15 milyon emekli, zamlı bayram ikramiyesinden faydalanacak. Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda yapılan ikramiye ödemeleri 1100 lira olarak yapılıyor. 2023 yılında geçerli olacak emekli bayram ikramiye tutarı son dakika açıklamasıyla belli oldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2000 liraya yükseltildiğini açıkladı. Elitaş, 16 maddelik yasa teklifine 2 madde daha ilave ediyoruz. Basın toplantısından sonra Cumhurbaşkanımızla konuştuk. 1100 Türk lirası ikramiyeye 900 Türk lirası ilave ile 2000 Türk lirası olacak bu düzenlemeyi de yasa teklifine ekliyoruz, ifadelerini kullandı. Konuya ilişkin henüz resmi bir tarih açıklama yapılmadı. Samlı emekli bayram ikramiyelerinin Ramazan bayramı öncesi hesaplara yatması bekleniyor. Bakan Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesi ile ilgili çalışmanın EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacağını bildirmiş ve sözlerine şunları eklemişti: "Önerilerimizi Cumhurbaşkanımızın olumlu değerlendireceğini ümit ediyorum. Bu çalışma emeklilerin hayatında ciddi rahatlama sağlayacak. Ödemenin yapılacağı tarihte emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca kurumdan aylık alan, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir. Arazan Bayram ikramiyesi 2023 ne kadar olacak? memur ve asgari ücret maaşlarının yeni yıl ile birlikte zamlı bir şekilde hesaplara yatırılmasının ardından, Temmuz ayına yaklaşılmasıyla yapılacak olan ara zam da gündeme oturdu. Son memur zammı %30 civarında olurken asgari ücrete ise %54.66 zam uygulanmıştı. Yeni yapılacak ara zam bayram ikramiyesi ise şimdiden hesaplanmaya başlandı. İlk 6 aylık enflasyon rakamlarının göz önünde bulundurularak hesaplandığı maaşlara göre 4A, 4B, 4C ara zam yapılacak mı? Ara zam bayram ikramiyesi 2023 ne kadar olur? Emeklilikte yaşa takılanlar, taşerona kadro ve birçok mesele çözüme kavuştu. Seçim öncesinde mağduriyetler birer birer kaldırılırken memur, işçi ve emeklinin gözü de yapılacak ara zam oranına çevrildi. Yeni yılda memura yapılan %30 luk zam oranı genel olarak beğenilmemişti. Ancak seçim için ara zam dopingi konuşulmaya başlamıştı. Bu kapsamda memur zam oranı farkının tüfe oranına göre belirlenip yeniden şekillenmesi bekleniyor. Diğer taraftan ara zam bayram ikramiyesi ile maaşlara %38 oranında ek zam yapılacağı da konuşuluyor. Memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı konusunda araştırmalar sürüyor. Ocak ayında aylık bazda enflasyon 6,65 olarak açıklanmıştı. 3 Mart tarihinde açıklanan Şubat ayı enflasyon rakamlarına göre aylık bazda enflasyon %3,15'lik artış gösterdi. Bu hesaplamalar doğrultusunda memur ve memur emeklisinin alacağı 2 aylık enflasyon farkı 9.8 oldu.